Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve yanımda SCP Vakfı Türkiye'nin oyuncuları ve yönetimde olan yönetimcileri var. Arkadaşlar Tesis 3'e hepiniz hoş geldiniz. Erken erişimin çıktığı gün bugün. Bugün ayın 11'i, 11 Nisan 2020. Evet, şu an ekranın sol tarafında beta testerlarımızı görüyorsunuz. Bu 4 kişi bugün oyuna erken erişim için ödeme yaparak oyunu satın aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize destek oldular. Gerek maddi gerek manevi açıdan. Evet, o zaman oyunu tanıtacağız bugün biraz. SCP Vakfı'nı göstereceğim. İlk gelenler için tanıtım olacak bu biraz. SCP kitlesine hitap etmek adına. Peki o zaman başlayalım. Sınıfta bölümü bu şekilde. Biraz ferahlık getirdik. Bir önceki SCP Vakfı Tesis 3 videosunda burası biraz daha kapalı bir alandı. Güzel olduğu daha çok. Şimdi ama almasaydınız onu çok güzel olurdu. Neyse başka yerlerde de var, onları gösteririz. Şimdi vakfın içerisinde bazı bölümlerde, raflarda, işte dolaplarda, odalarda kartlar bulabiliyoruz. Kartları SCP Vakfı CB'de bunlar bulunabiliyordu oyunda. Bu oyuna da bu şekilde biraz ekleme yaptık. Burası sınıfa bölümü. Bir tane sınıfamız var şu an görüyorsunuz. Nerede, dışarıda mı kaldı? Ha, burada. Evet. Kendisi sanırım sınıfa almış. Ben görmemiştim ama teşekkür ediyoruz tekrardan. Sınıfa'yı da satın alabilirsiniz. Öncelikli test personeli olursunuz. Çok fazla sınıfta olduğunda ilk sizi alırlar. Ayrıca kendi özel kıyafetiniz olacak bu bölüm için. Yani sınıfa için. Şu anlık yok ama. Çatılar böyle yukarısı gözüküyor falan. Bunları çok aldırmayın. Oyunu bugün açtık ve bazı şeyleri düzeltmeyi unuttuk. Yani yavaştan düzeltmeye çalışıyoruz ki erken erişimin de amacı bu zaten. Küçük hataları bulup düzeltmek. Kendince takılıyor bir tane sınıfta. Ben bir çay alacağım şuradan. Çay içe içe gideriz. Şimdi biri yukarı noklip açıp uçsun. Çeksin beni oraya. Peki. Aa evet, şunları gösterelim. Çok önemli. Teşekkürler gösterdiğin için. Böyle küçük Easter egg'ler, küçük komik şeyler var. Pizza günü, kafelerde düzenlenen pizza gününü kaçırmayın tarzında küçük küçük böyle resimler var. Çok hoş bunlar. Sektör 1'e giriş, ya şöyle diyelim, vakfın tasarımını olabildiğince basit hale getirmeye çalıştık. Yani bir sektörden diğer sektöre hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz veya bir bölümden başka bir bölüme geçebilmek için. Şu an güvenlik bölümünü göstereceğim size. Güvenlik bölümü hemen burada. Yani, Geçenebilirim. ha tabii evet. Posterler fark ettiyseniz bazı SCP oyunlarında da var. Yani yorumlara gelip çalmışsınız gibi şeyler söyleyen olursa şunu belirteyim. Zaten SCP'nin telif haklarının herkese açık olduğunu biliyorsunuz. SCP hakkında yapılan bir şeyi kopyalayabiliriz, kullanabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten çoğu Türkçeleştirilmiş ve üzerinde düzenlemeler yapılmış posterler. Yani bu yüzden yine de emeğimiz geçmiş sayılıyor. E tabi Onu da elbette. belirtmek istedim. Evet. Tasarımdan bahsedeyim. Güvenlik bölümü hemen şeyin yanında. Sınıftaya inen asansörün yanında. Bu da demek oluyor ki hızlı bir şekilde bir güvenlik personeli sınıfta hücrelerine gidebilir. Şimdi sınıfta hücreleri ve güvenliği birbirine çok bağlıyoruz. Bu da demek olmuyor ki güvenlik personeli sadece sınıfta, yani sektör D'ye gidiyor. Orada nöbet tutuyor. O tarz bir şey yok. Güvenlik bölümü tüm vakfın güvenliğinden sorumlu. Tabii yüksek potansiyel riskler yoksa. Yani her yerde nöbet tutabilirsiniz. Güvenlik bölümü üyelerine söylüyorum. Boş olur aslında. Beta sürümünün sonlarına doğru da burada gerçekten yemek yiyebilir hale getirebiliriz oyunu. O kadar da detaya girebiliriz. Ki ben o Yani kadar detaya girilmemesi gerektiğini düşünsem de olabilir. Neden olmasın? interaktiflik açısından oyunu bu şekilde doldurmak daha hoş olur. Çünkü RP'nin sonu bir yerden sonra gelebilir. Test yapmaktan bayan, yani test yapmaktan sıkılan insanlar kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Evet. Ya bura çok güzel olacak. Yani buranın tamamıyla dolu olduğunu düşünsenize. İnsanlar yer arıyor falan böyle. Yani şurası boş mu falan diye geziyorlar. Ya çok eğlenceli olacak. Ama sizin de oyuna girmeniz gerekiyor. Şu an bunu ilk defa izleyenler varsa vakfımıza lütfen katılın. Ya bizim şu an personel sıkıntımız yok tabii. Personelimiz var ama yeni personel gelmiyor neredeyse. Yani çok fazla gelmiyor. Bilmiyorum neden. Ama hoş olacak.
gelirseniz eğer. Burada vakıf personellerinden böyle bir şeyler alabileceğiz yakında. Şu anlık beta'da dediğimiz gibi. Peki kafeteryadan bu kadar. Burası checkpoint, evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Bu checkpoint'le vakıf personeline ve sınıf D'ye tıklatacağız ki açamadıklarını görsün izleyiciler. Evet, arkama geçin herkes. Vakıf personeli Herkes kalsın bir arkasına tek. gitsin. Ve sınıf D kalsın. Sınıfta ve farklı vakıf personeli kalsın. Sıfır krizi. Tamam. Sınıfa da kalabilir. Sınıfa açabiliyor. Ha, peki. Çünkü Peki. gönüllü personel. Evet, gönüllü. Evet, tıklıyorlar, açamıyorlar ikisi de. Bas basın basın. Olmayacak zaten. Aynen gördüğünüz gibi. Kırmızı. Mesela kim gitsin? Sınıfa gitsin. Açılsın. Türk Bal'a gitsin sonra. Onlar bastığında açılacak zaten. Böyle bir şey yaptık. Neyse geçelim. Gayet hoş oldu bu. Ha, şimdi şuna gelelim. Bizim şu an oyun içerisinde sattığımız bir Game Pass var. DNA örneği diye. Bu DNA örneği de sınıftayken veya işte vakıf personeli gibi düşük seviyede bölümlerdeyken bunlara basabilmenizi sağlayacak. O5 odaları var. Seviye 4 üzeri kişilerin odaları. Normalde O5 kişi olmama rağmen eskiden O5 head olduğum için böyle bir odam var benim. Ha, gösteriyor Odamı muyuz? gösterir misin Arda abi? Neden odanda bu var? Çok seviyorum Arda abi. O yüzden koymak istedim. Öyle olsun, tamam. Benim odama asla girmiyoruz bu arada. Odasına girer girmez sizi robotiye dönüştürüyor. Harfi düşmüş. Evet. I harfi olmadığı için plugin'de. Ha, Cihaz. asistanlardan da biraz bahsedelim. Şimdi baktığımızda asistanlar var. O5'lerin asistanları. Bölüm yöneticilerinin. O5 asistanı olduğunuzda herhangi bir O5'in sürekli danıştığı kişi oluyorsunuz. Sürekli onun yanında dolaşıyorsunuz. Ve S4 üzeri alımları yapıldığında siz de bu şeylerde öne çıkıyorsunuz. Alımlarda öne çıkıyorsunuz. Çünkü O5'ler sizinle çok haşır neşir oluyor. Sizinle çok fazla vakit geçiriyorlar. Hani bu nedenle daha ön planda oluyorsunuz. Böyle diyebiliriz. Discord'a gelirseniz bunu konuşursunuz zaten aranızda. Seviye 3'ten seviye 4'e yükselme şansınız da artmış oluyor. Evet. Alım yapılırsa. Ya onun dışında kendinizi fazlasıyla göstermeniz gerekiyor ki bu da zor bir şey. Yani size bir kolaylık oldu. Yönetici odasına girmiyoruz sakın. Bu O5-2 odası, pek oraya da girmiyoruz. Burada bir şey yok galiba. Bizi Gate A'ya götürür müsün? Kapı A'ya. Aha, elektrik gitti. Yok, düzelteceğim. Sıkıntı yok. Tamam. Replicated Güzel. storage. Yok hayır. Ha. Direkt şey var. Kontrolü var. Ha, güzel. Işık yok mu ışık? Ha, tamam. Geldi. Ha ben onu gettim gettim. Gate'e gidebilir Evet. miyiz? GT tabii. Direkt onun kapısının önüne ışınlayabiliriz. Nasıl olduysa bilmiyorum. Bu map'i çok iyi ezbere biliyorum ya. Nasıl oluyor böyle bir şey? Sınıf D'lerin genel amacı QD'den kaçmaktır. Yani sektör D'den. Nereye kaçarlar? Kaos'un yanına giderler. Daha doğrusu vakıftan çıkıp kaos olmak için dışarıya çıkarlar. Dışarı çıkarken de bu noktaya uğramaları çok kritik. Çünkü buradan kart alıyorlar. Şöyle göstereceğim. Lütfen kimse almasın. Girebilirsiniz de almayın. Yani burada gördüğünüz gibi kartlar var. Mesela burada şu an seviye 1 kart var. Aşağıda seviye 4 kart vardı falan. Bunları alabiliyoruz. Değil mi? Alabiliyoruz. Sadece SD alabiliyor. Ha, tamam. Süper. Süper, tamam. İşte sınıf D'ler böyle loot alanlarını alabiliyor. Ha, şu şey var. Gözlük var. Gözlüğü herkes alabiliyor. Böyle bir Night Vision gözlüğü. Ben de aldım yine yanlışlıkla ya. Aşağıda da S4 kart vardı galiba. Onu almış biri. Ha. Yok, orada peanut var. Ha, tamam. Şunu gösterelim. Böyle. Easter egg. SCP-CB'deki map sistemine biraz uymaya çalıştık. Denebilir. Hani benzer yapıya sahip. Dışarı çıkmamıza izin veriyor musun GB? Teşekkürler. Tasarım
Neredeyse aynı, evet. Ama güzel bir tasarım. Beğendik. Ayrıca kitleler böyle seviyor. Burada War, savaş başlı odası var. Warband. Warhead odası. Lütfen basmayın. Gerek yok böyle şeylere. Adam paspasla Warhead odasına giriyor ya. Şimdi vakfın en can alıcı noktasına geldik. Kaos birimleri. Vakıfla çatışacaklar. Vakıfa buradan gidecekler falan. Aynı zamanda NTF'ler, Nine-Tailed Fox, yani Epsilon 11, 9 kuyruklu tilki, artık ne diyorsanız. Bunlar da yine buralardan gelecekler. Dışarıdan spawn olduktan sonra helikopterle aşağı inecekler ve buraya gelecekler. Hoş bir gameplay bizi bekliyor. Ha, burada çitler düşmüş. Neyse, onlar küçük buglar. Halledilir. Evet, Epsilon 11 işte buradan gelecek. Yaklaşık 10'a yakın Epsilon 11 şu an buradan böyle vakfa doğru hareket ettiğini düşünsenize. Koşarak ilerliyorlar falan. Yani çok şekil olacak. Evet, SCP Vakfı'na katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gereken tek şey, şu an like ata gelmedik. Katılmak için yapmanız gereken tek şey Discord'a gelmeniz. Discord'a geldikten sonra zaten her şey harfiyen size belirtiliyor. Tek bir kanal var. İlk yapılacaklar adı altında. Oradan okuyarak ne yapmanız gerektiğini zaten çözüyorsunuz. Hani insanları sormanıza veya video izlemenize falan gerek yok yani. Vakfa gelin. Seviye formlarını atın personellere, yetkili personellere. Daha sonrasında siz de seviye atlayıp bölümlere katılın. Hepinizi bu vakıfta bekliyoruz. Umarım gelirsiniz. Oyun tamamıyla Türkçe. Ki Türkiye'de bu Türkçe kitleyi yakalayabilmek için bu oyunu yaptık. Başladığımız zamanlarda hani popüler olarak hiçbir sadece Türkçe olan bir SCP oyun yoktu. Ana amacımız da bu zaten. Umarım beğenirsiniz vakfı geldiğinizde. Ya da izleyenler umarım beğenmiştir. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Evde kal. Evet, şu an karantina günlerindeyiz. Öyle. Tamamdır. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.